Küresel, insani konuların derinliklerine inen Citizen Talks Podcast'ta e hoş geldiniz. TRT World Citizen'ın sunduğu bu seride toplumu dönüştüren insani konulara ve bu alanlarda önce olan isimlerin hikayelerine şahit olacaksınız. İlham verenlerin öyküsüne tanık olarak siz de değişime ortak olun. Citizen Talks Podcast, şimdi Türkçe bölümleriyle de sizlerle. Citizen Talks'un bir bölümünden daha herkese merhaba. Ben Elif As Bugün İbrahim Bilgen'le birlikteyiz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Biz inşallah. de iyiyiz. Sizi gördük. Çok daha iyi sağ olduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başlayalım sohbetimize. Lütfen. Biraz sizi sizden dinleyelim mi? Ee, nasıl tarif edeyim? Ee, ben benim diyeyim. Yani sadece <laughs> böyle bunu demek yeterli belki ama e, adettendir evliyim. iki tane çocuğum var. Önce başlayayım, aile değerimle başlayayım. Ondan sonrasında ise eğitim ve öğrenmek ve öğretmek ailem olarak da öğretmen bir aileden geldiğim için de bizde çok önemli bir değerdir. Oradan devam edeyim. Tıp fakültesini bitirdikten sonra psikiyatri iyi bitirdim, uzman oldum. Ondan sonrasında da kendimi daha çok bir psikoterapist nasıl olunabilir bunu adadım. 24 yılıma girdim terapi eğitimleri alma sürecimde. Ee, çok çeşitli yurt içinde ve yurt dışında özellikle eğitimler aldım. Şimdi de özellikle 8-9 yıldan beri de, de yurt dışında kabul ve adanmışlık terapisi dediğimiz dünyada şu an çok etkin olan ve insanı ilaç kullanma olaylarına karşı en büyük belki de e, psikolojik esnekliği sağlayarak e, bunda önemli ilerlemeler sağlayan bir terapi modelini hem yurt dışında öğrendim. Her zaman kendi üzerimde terapi görerek öğrendim. Eğitimlere katıldım sürekli. Ve kendi ülkemde de, kendi meslektaşlarıma e, bu ekolü öğretmekte de e, görev veriyorum şu an. Kendime onu aladım. E, çok da mutluyum eğer ülkeme faydalı olabiliyorsam, arkadaşlarıma faydalı olabiliyorsam. Harika. Kısacası bu. Esasında fazla bir şeyim var mı? Onun dışında da bu kadar. Genelde bu benim hayatım. Bilgen terapi var Yani evet var yani herkesin bir yeri olduğu gibi var ama benim için bunlar hep gelip geçici şeyler. Hı hı. Benim için önemli olan şu an yaptığım ve saydığım şeyler benim için gerçekten çok daha önemli. Hı hı. E, değerleri söylemek daha önemli. Bunların hepsi gelip geçici şeyler. Hı hı. Kalıcı olan yegane yani şey geride bıraktıklarımız. O yüzden siz kimsiniz dediğinizde ben daha çok bunu söylüyorum. Onun dışında hepsi gelip geçici isimler, etiketler, hepsi gelip geçici Tabii ki bu anlattığınız şeylerin e, vesile bulduğu yer aslında bilgen terapi. Neler yapıyorsunuz orada biraz oradan bahsedelim. Yani kendi ekibimizle her arkadaşımın yaptığı gibi sonuçta e, dünyada kanıta dayalı bir terapi modeli dediğimiz yani biraz yapmak için bir şeyleri yapmaktansa Doğru bir şeyleri yapabiliyor olmaya kendimizi adamış bir ekibiz diye düşünüyorum. O yüzden de eğitimlerimizi sürekli olarak alıyoruz. Hatta dün akşam bile gece akşam 23.30'a kadar yurt dışından ekip olarak aldığımız eğitim ve sümütene tercümanlar eşliğinde aldığımız eğitimlerimiz var. Kendimize sürekli yeniliyoruz, Sürekli eğitimler alıyoruz. Kendi içimizde eğitimlerle danışanlarımıza fayda sağlamaya çalışıyoruz. Yani birisi geldiği zaman sadece bir tek kafa değil, esasında tüm kafaları ve beyinleri yan yana koyup bir kişinin hayatına nasıl faydalı olabileceğiz ona bakıyoruz. Bu misyonda çalışıyoruz. Buna da bütünleştirilmiş terapi deniyor Hı -hı. esasında. Konsultasyon dediğimiz, birbirimizden, fikirlerimizden destek aldığımız bu şekilde faydalı olmaya çalışıyoruz açıkçası. Hı -hı. Evet bütünleştirici terapi insanların yani ilk duyduğunda aslında çok da böyle anlayamadığı nasıl acaba hani ben anlatıyorum onlar dinliyor gibi mi yoksa başka bir e, stratejisi mi vardır bunun diye çok anlamlandıramadığı bir şey. Bir de sizden dinleyebilir miyiz mesela? Yani tabii. Tam olarak detayı nedir bütünleştirici terapinin? Yani esas da tekrar diyorum isimlerin çok önemi yok. Önemli olan şu danışanı yani gelen kişiyi. Ortaya koyuyoruz ve bu ortaya koyulmuş olan kişiye oradaki uzman olan herkes kafasını koyuyor, beynini koyuyor ve o kişiye faydalı olmaya çalışıyor. Çocuk konusunda kendini geliştirmiş bir arkadaşımız varsa o kişi, e, örneğin eş terapisi konusunda kendini geliştirmiş bir arkadaşımız varsa o kişi. E, ben örneğin kaygıla daha çok, kaygı bozukluğu demek istemiyorum, kaygı sorunuyla gelebilen insanlarla daha çok ilgilenmeye çalışıyorum. Kelimeyi bile bulamıyorum, sorun bile değil kaygı da. E, sonuçta e, alanım daha çok o. E, bu konuda arkadaşlarım tıkandığında bana soruyorlar. Süpervizyonlar veriyoruz. E, kendi asistan arkadaşlarımız, e, bizlerle birlikte danışanlarımız izin verdiği sürece onlarla birlikte benim yapmış olduğum terapi eğitimlerine giriyorlar bazen. Bir izleyebiliyorlar izin verirse danışanlarımız. E, tıkandıkları yerlerde ben onların odasına gelip yardımcı olabiliyorum. Yani aslında herkes birbirine destek veriyor. Kapalı kapılar arkasında herkes sadece konuşup da bir şeyler yapıp da kimin ne yaptığını bilmediğimiz bir şeye biz bütünleştirilmiş bir terapi demiyoruz. <laughs> biz kafa kafaya vererek, zihin zihine vererek bir insanın acısına fayda olabilecek bir geçmişte aldığımız eğitimleri üst üste koyarak onun hayatına faydalı olmaya çalışıyoruz. İşte yani bütünleştirilmiş terapi bu. O yüzden ben şu dalla ilgileniyorum. Ben bu dalla ilgileniyorum kelimesi çok sık ortaya çıkıyor. Doğru. Ama o dalla ilgilenmek değil, o dalda gelişiyor olmak için o dalda gelişmiş insanlar tarafından süpervize edilmesi lazım. Hı -hı. Ne yaptığı bilinerek o kişiye bir eğitim verilmesi lazım. Bizler bu eğitimleri bitirdikten sonra da kendi içimizde birbirimize destek vererek ilerliyor. Tıkandığımız bir yer olursa da kendi hocalarımıza yurt dışında bağlanarak gerekirse onlardan fikir alıyoruz danışanlarımızdan izin alarak da. Hı hı. Onların faydalarının olabilmesi için. Hem bizler gelişiyor hem onlara tıkandığımız bir yer varsa faydalı olmaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız tabii ki bir insanın acısına dokunabiliyor olmak tabii ki burada isim herhangi bir şey vermeden e, kesin kez ama e, faydalı olabilecek süpervizyonları almaya devam ediyoruz. Hı hı. E, biz bu şekilde de kendimizi geliştirip o insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü o insanlardan biz en fazla danışanlarımızdan bir şey öğreniyoruz. Benim en büyük öğretmenlerim onlar. Eğer bir şeyi bilmeyip öğrenmeye çalışmaz iseniz, o kişiyi sadece orada görmek için görüp daha sonrasında da birilerine sıkıştığınızda göndermeye çalışırsanız ki bunlar hepimiz çok fazla yapıyoruz. Yaptık da. O zaman gelişmiyorsunuz. O insana faydamız olmuyor. Biz bütünleştirilmiş terapide her bilmediğimizi çok seviyoruz. Çünkü bilmediğimiz şey bizim için öğrenebilmemiz için bir fırsat. O öğrendiğimizde de o insanın acısına dokunabilmek için bir fırsat. Benim eğitimim ve benim öğrenmem için değil. O zaman bu çok bencilce bir davranış olur. Esas her zaman merkeze koyduğumuz şey bizim odamıza acıyla gelmiş olan insanların o acısına faydalı olabilmek. Evet. Çok uzun bir cevap oldu. Çok güzel bir cevap oldu ama. Çok detaylı ve gayet açıklayıcı bir cevap oldu. Gelen danışan için de aslında çok rahatlatıcı bir şey. Yani bu terapi biçimi anlattığınız ve anladığım kadarıyla çok rahatlatıcı. Çünkü e, bambaşka insanların bambaşka görüşlerinden faydalanarak aslında çok steril bir sonuca ulaşmış oluyorsunuz bence. Ve bu çok harika bir şey. Peki... Bunu herkesin yapması lazım. Yani evet. ben kendim yapıyorum ya da bunu ben süperim falan bunun için demiyorum. <laughs> bu normal olan bir şey zaten. Bunu ben yapıyorum diye demiyorum. Hı -hı. Ben yapmaya çalışıyorum. Evet. Ama zaten olması gerekli olan bu. Egoları arkaya bırakarak biz insanın acısına dokunabilmeyi yapabildiğimiz süreç içerisinde bu işi layığıyla yapabildiğimize inanıyorum. Bunun için ben söyle Bütünleştirmiş terapi'nin ideali bu. Biz idealini yapıyor muyuz? Yapmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Yapamadığımız yere danışıyoruz. Tamam, çok güzel. Ee, peki birazcık da gençlere ve genç nüfusa ve onların psikolojilerinin e, bu anlamda nasıl? ...modern dünyada vuku bulduğundan bahsetmek istiyorum. Sizce genç nüfusun ruh sağlığının... ...yani ruh sağlığı anlamındaki farkındalığını artırmak için... ...neler yapabiliriz? Öncelikle... ...birbirimizi... ...yani gençleri anlayabilmek için illa genç... erişkin, aile diye... ...ayırmamız lazım. Bir bütün olarak düşünmemiz lazım. Yani bir gencin... O genç olmasında ve oraya gelmesindeki en büyük sorumluluk ailededir. Ve dolayısıyla sadece genç böyle, nesiller böyle, yok W kuşağı, yok F kuşağı. Ben isimleri söylemeyeyim. Farklı isimler söyleyeyim. Herhalde oralara da dolaşırlar yakında. <laughs> ee, yani bu kuşakları ayırmak insanlar arası bizleri onlardan uzaklaştırmaya yarar. Başka hiçbir şey yaramaz. Biz buna zaten anomi diyoruz. Yani bu sosyolojik açıdan... Ee, gelişmiş olan dünyada gün geliş, geçtikçe daha fazla sınıflar ayırarak sınıflar arasında uçurumları açıp insanları yalnız, yalnızlaştırmaya sadece sağlar. Dolayısıyla biz bir aileysek çocuklarımız bizim için en önemli bence en önemli değerre yakın olanlardır yani değerden ötedir neredeyse. Bence dünyada sadece değer nedir diye sorduğunuzda esasında evlilik falan bir değer değil. Bunun hepsi gelip geçici şeyler. Tek değer bu dünyada doğduğunuzda sonuna kadar gidebilendir. Yani dürüst doğduysanız hayatınızın sonuna kadar dürüst olursunuz. Önemli olan nasıl bir anne baba olarak bu dünyada olmak istiyorsun. Bir değer budur. Ama çocuklar bize bunu çok güzel verenler. En yakın şeyler. En önemli şeyler. Dolayısıyla onlara iyi bir anne baba olmayı modelleyebiliyor olmak burada yapılabilecek olan en önemli şey. Hı -hı. Ben buradaki mesajı gençlere değil de daha çok ailelere evet. vermeyi tercih ettim. <laughs> Çünkü e, bugün terapilerde bile hangi terapi ekoyüne şeysin ya da işte analiz filmlerde görürüz yatarlar ederler Hı -hı. ya da bilgisayar davranışı terapi bizimki işte kabul ve adanmışlık terapisi Bunların isimlerini boş verin. Sonuçta bizim odamıza gelmiş olan kişisinin, kişinin acısına bu hayatta kendi değerleri yolunda bu hayatı noktalarken o değerlere ulaşamıyor olma neticesinde o sahip olduğu acılara, tıkanıklıklara çare bulup onları bu hayatta değer verdikleri temas etmelerini sağlamak. Hangi terapi ekolü olursanız olun. bunu da terapi ekolleri genelde hep müdahale ederler. Ama en önemli şey modellemedir. Bugün anne babalar en büyük terapistler. Bence en önemli terapistler. Çocukluğuna konuşabilmeyi hangi dili bile biz öyle modelliyoruz. Bizim annemiz babamız Çince konuşsaydı biz Çince konuşuyorduk şu an bu konuşmayı yapıyorduk. Ama Türkçe konuşuyorsak ve şu an bunu yapıyorsak annelerimiz babalarımız bizlere konuşmayı modellediler. Ya kelimeleri modellediler ve huyları modellediler. Bir taraftan davranışları modellediler. Bu yüzden bir gencin, bir anne babanın en büyük özelliği bu. Şunu biliyor muyuz? Biz insan olarak 9 ay esasında anne karnında yaşıyoruz. Ama diğer canlılarla birlikte baktığımızda anne karnında kalmamız gerekli olan süre 24 ay esasında. Ve bu 24 ayın 24 eksi 9 dediğimizde 15 yanılmıyorsam 15. 15 yıllık süreci biz anne karnı dışında anne kucağında geçiriyoruz. Yani anne karnı nasıl sıcak, sessiz, huzur içerisinde olması gerektiği ise bizim o kucağı o şefkati o güveni sağladığımız yerde anne evidir baba evidir ailemizdir. Dolayısıyla bu evde yeteri kadar temel güven duygusu kendini güvende hissetmek, tedirgin olmayacak anne şefkati ve çocuğun temel ihtiyaçları ne kadar karşılanıyorsa bu çocuğun ileride kendi duygularını, emosyonlarını regüle edebilme, dengeleyebilme yeteneği burada gelişiyor. Bunu yapamayanlar diyalektik terapi dediğimiz çeşitli terapilere tonlarca paralar, tonlarca uğraşlar, tonlarca acılar çeken aileler terapist yollarında ömrünü geçiriyor kardeşim. Bak 15 aya ay ya 15 ay 15 ay eğer ona verecek olsak biz bu çocuklara bir doğru anne babalığı modellesek bu çocuklarımızın gençlikleri de ergenliklerini de o konuştuğumuz her gün yok bilmem ne bağımlılıklarını yok şu konuşmaları yok internetin netinde başında ne geçiriyorları biz daha az konuşuruz. Evet. Modellemek. Bugün internet bağımlılığı konuşan sevgili anne babalara söylüyorum kaç dakikanızı telefona bakarak geçiriyorsunuz. Lütfen. Evet. Bakın modellediğiniz şey neyse ...çocuğunuzun modellediği şeyden yakınıyor olma ihtimalimiz olamaz. Bu abesle iştigal eder. Olmaz. Kesinlikle. Her şeyin ailede başladığı aslında çok klişe gibi görünse de o temel doğruya yine ben ulaşmış Ben anlatmaya çalıştım. O yüzden bunu özellikle söyledim. Yoksa hep suç biz değil mi kardeşim? Ne söylüyorsunuz? Bu psikologlara bile bizi <laughs> suçluyorlar. Nedir? Bakın ben de bir anne babayım. Bakın ben de kendimi sizin yerinize konuşuyor. Burada İbrahim Bilgen olarak da sizin gibi ben de dinliyorum şu an. Öyle farzasından perspektif alalım Gerçekten böyle. E, bu lafım kendime, aileye, herkese, eşime, sizlere, dinleyicilerimize. Ama bugün en son konuşacağımız kişiler ergenler ve çocuklarımızın gelecekte bu Türkiye'de, bu ülkede, bu dünyada zararlı olabilecek şeylerden uzak durmasını istiyorsak sevgiyi, şefkati güveni, desteği, koşulsuz sevgiyi, altını çizerek söylüyorum. Modelleyebilen ailelerin çocukları. İki, çalışkanlığı, çalışmayı, kolay elde edemiyor olmayı. Ama sıkıştığında orada benim annem babam var ama benim sorumluluklarım bu diyebilmeyi, sorumlu olabilmeyi. Sorumluluk lafla olmaz. Önce izleyerek, her şeyi izleyerek olur. Biz ne kadar bunları modelliyorsak çocuğumuzdan onları beklediğimizde o kadar doğal. Ama bunun en temel yeri ilk 15 ay doğduktan sonra o çocuğun temel ihtiyaçlarını kucaklayıp karşılayabilmek. Evet, yeni anne olan, yeni baba olan ebeveynlere de buradan inşallah zaman hiç e, geçmiş gitmiş değil. Olsun. Nereden nereden toparlarsak oradan faydası vardır yani. Peki 15 ay sevgimizi verdik, büyüttük, besledik, sevgiyle, anlayışla Çocuk büyüdü, kavga belli dövüş bir yere geldi. Kavga dövüşü olmadığı sürece, evin içerisinde başka şeyler, kötü alışkanlıklar gibi güvensiz bir aile ortamı, sürekli kavga dövüşün, şiddetin olmadığı bir aile yapısı, şefkatin, koşulsuz sevginin olduğu aile yapısından bahsediyorum. Hı -hı. Sadece sevgimizi verdik, sevgi verdik, sevgi verin falan diyoruz ve hep öyle diyoruz. Öyle bir şey değil benim dediğim. Kesin kesin değil. İcraat, emek öyle laf değil. Peynir gemisi yürümüyor. Yani icraat yapacağız, Tabii modelleyeceğiz. Ki. Evet. O yüzden. Aksiyonu almadan söylemenin de hiçbir, hiçbir anlamı, anlamı yok. yok. Eyleme geçmeyen bir şeyin de evet. şeyli anlamıyor. Peki çocuk büyüdüğünde artık bir yetişkin olduğunda kendi karakterini de etkileyen psikolojisine etkileyen bir sürü dışarıdan faktör var tabii ki. Özellikle sosyal medya şu anda maalesef bunu negatif yönde çok fazla etkileyen bir faktör. Burada mesela yani. Ailelerin buradaki rolü, gençlerin kendini bu anlamda korumadaki ro rolü neler yapabilirler? Yani kendi kılavuzlarını bu anlamda nasıl bulabilirler? Şimdi bana genelde böyle soruyu soruyorlar ama soru sordukları zaman yani televizyonlarda ben böyle hiç beklenmedik şeyler söylüyorum. Çocuklar bundan şikayetçi değil ki. Yani onu bir sorun olarak görmüyorlar zaten. Ama bir sorun olduğunda sorun olduğunu farkına varıyorlar. Herkesi kendi bağlamında düşünmek lazım. Yani biraz enteresan cümleler kullanıyorum biliyorum ama e, genellemek çok yanlış yani her çocuğu kendi bağlamına göre düşünmemiz lazım. Gençleri de. Gençler artık öyle eskiden olduğu gibi bizim mahalle aralarında maç yapardık falan. Artık bunları bırakalım. Anne baba olarak lütfen. Bugün çok uğraştım anne babalarla. Yani <laughs> bunu ben de kendime de diyorum. Ciddi söylüyorum. Artık öğüt vermek, böyle örnekleri sunmak hiçbir şey yapmıyor. Bizi gülüyorlar. Vallahi gülüyorlar. Ciddi söylüyorum. Kapıyı kapadıktan sonra belki işaretler bile yapıyorlar. Hiçbir yere ulaşmıyor o bilgiler. Bir, modellemek elinizdeki telefonları ve diğer şeyi öncelikle de aile olabilmeyi sağlamak. Ama bu çocuklar kendi artık bizim zamanımız olduğumuz gibi sokaklarda akşam mahalle aralarında iki tane taş koyup yaptığımız maçlarla falan futbol değil. Artık her şeyi sosyal medyayla ulaşabiliyorlar. Birbirleriyle konuşabiliyorlar. Sosyal olabiliyorlar. Ee, ne dersek diyelim. Bir nevi bir akıntı var. Ve biz bu akıntının içerisinde ne kadar az su yutar ve ne kadar zarar görmeden ilerleyebilirsek o kadar kar. Ama ıslanıyoruz. İster istemez dünyanın gelişiminden etkileniyoruz. Ve bizim gücümüz yetmiyor bazı yerlere. Yani o olarak çaresizlik yaşamıyor mu herkes? Ben de yaşıyorum şahsen. Herkes yaşıyor. Yani o odanın içerisinde kimle ne şekilde konuşuyor. Bunlar işte tekrar demin söylediğime geliyor. Eğer o evde konuşabilmeyi, anlatabilmeyi, eğer konuşur ise yargılanmayacağını bilebilen, bir sorunu olduğunda benim anam var, babam var deyip onun yanına gelebilen çocuklar, İnanın kötülüğe bulaşma ihtimali çok az. Yok demiyorum var ama çok az. Burada en az sorumluluk sosyal medyada. Hadi kapatın kapatabiliyorsanız. Ya ülke olarak yerine göre kapatamadığımız zaman her zaman hepimizin binlerce şeyler yaşadık. Yani bazı şeyi şimdi girdiğinizde bir şeyi kaldırabilmek için öyle çok şeyle uğraşıyorsunuz ki. Bir garip bir sistemin içerisinde. O yüzden işler buraya varmadan önce evde bitiyor. Benim şahsi görüşüm. Sosyal medya tabii ki kötü etkiliyor. Sadece çocukları mı etkiliyor sizce? Hayır tabii Bir ki. ilişkilere baksanıza. Tabii ki. Gelin bir program daha yapalım hadi gelin ilişkileri konuşalım. yani şimdi herkes bizi dinliyor. ve lütfen sosyal medya sayesinde yapılan ilişkilerin içerisindeki olan olaylara baksanıza. Yani öyle farklı, öyle değerlerden uzak işler oluyor ki. o yüzden nereye geliyoruz? Hangi sosyal medya, hangi hedef olursa olsun siz dürüst bir insansanız hangi sosyal medya olursa olsun sizi dürüstlüğünüzden alıkoyabilir mi? Koyamaz. Nereye geldik? O zaman değerlere. Değer nerede öğreniyor? Ailede Aile öğreniyor. De. Evde öğreniyor. Nasıl öğreniliyor? Modelleyerek öğreniyor. Nasıl zıttı oluyor? Yargılarsan zıttı oluyor. Evet. Sen çok güzel bir değer sunabilirsin. Ama çocuğunu insan olarak görmeyince o zaman o çocuk senin yaptığının zıttını yapınca görüldüğünü görünce o zaman onu yapmaya başlıyor. O zaman neyi modellemiş oluyorsun biliyor musun? O zaman da sen ne yaparsan onun zıttı olabilmeyi modelliyorsun. Bilimde var mı? Evet. Counterpliance diye İngilizce olarak da söylerler. Bir anlamı da yok bunun İngilizcede. Yani senin söylediğin ve kuralların dışında bir yapı oluşmaya başlar kural dışılığı modellersin. O zaman o çocuklar kural dışı yaşarlar dışarıda. Sebep ne biliyor musunuz? Ciddi söylüyorum, değer görmeyen, dinlenmeyen, yargılanan bir insan olarak fazla diğeri olmayan çocukların genelde bu yöne gitme ihtimali çok daha yüksek oluyor. Evet. Ne, diğer her şeyi sordunuz sordunuz ben hep aynı konuyu aynı yere getiriyorum. Hayır, geçerim, şu ha? an bunu dinleyen <laughs> aileler kendilerinde öyle bir baskı hissedecekler <laughs> ki belki de etsetmeli bilmiyorum. ben e, tekrar diyorum. Kimseyi ama kimseyi bakın tekrar söylüyorum. Kimseyi burada ben yargılamıyor, suçlamıyorum. Ben hepimizin sevgi, şefkat içerisinde çocuklarımıza iyi modeller olabilen anne babalar olmasını diliyor ve tüm anne babaların kalbinde de öyle bir anne baba olduğuna inanıyorum. Şu an bizi dinleyenlerinde. Hiçbir kimseyi bunun zıttı olduğunu inanmıyorum. Sadece bizim problemimiz davranışlarımız. Davranışlarımız içinde saygı ve sevgi gören bir eşe saygı ve sevgi gören bir eş o eşe de aynı şekilde öbürünün verebiliyor olması, hayatla ilgili zorluklarla mücadele edecek esnekliğin sağlanması. Her şey psikolojik esnekliğe geliyor. Hepimiz ne kadar psikolojik yapıda kendimizi regüle edebilmeyi öğrenirsek o kadar gelişiyoruz. Ama bunun temel olayı da birbirimize vereceğimiz destekle de oluyor en fazla. Birinin bir dengesi bozuluyor. Örneğin, e, aşırı derecede öfke kontrolü olan birisi iş hayatıyla ilgili bir şey kötü gittiği zaman sadece iş hayatında kalmıyor ki o iş. Geliyor Hı -hı. evde çoluğuna, çocuğuna, işine, eşine, yaptığı yemeğe, her şeye varana kadar yargılamalarla devam ediyor. Kavga dövüşler oluyor. İşte yine regülasyona geliyor bakın yani duygu regülasyonuna geliyor. Genelde onların da anne babalarının ya da evlerde olanlarda modelledikleri birileri genelde öyle oluyor. Hı hı. Ee, bu bizim kaderimiz değil ki ya. Peki bunu bir ailenin çocuğu ebeveyn olduğunda kendi modellemesini kendi çocuğuna göstermemek için mesela onu tamamen değiştirebilir mi? Bu mümkün mü? Kesin kesin. Davranışlar değişir. Aşırı derecede çocukluk travmaları varsa çok ciddi düzeyde çocukluk travmaları varsa kompleks travma dediğimiz genelde dış dünyada gördüğü her şey o travmalarını tetiklediği için karşısında gördüğü kişi siz olarak görmem. Siz de beni ben olarak görmezsiniz. Siz beni örneğin eskide o travmaya uğratmış olan öfkenizi sunamadığınız kişi gibi gördüğünüzde çok hızla duygu sıfırla yüz arasında saliseler içerisinde hızla yukarı çıkar. Tamamen içgörü travmaya bağlı olduğunda ya orada bir beyinde bir bölge var hipokampus diye. Kardeşim bu eskide olan adam değil senin eskideki adam öldü bile yani bu o değil Dese bile onu duyamaz travma merkezi aktif olduğu zaman. Dolayısıyla bu çocukları ayrı tutuyorum. Bunları muhakkak yardım alması Hı -hı. lazım. Ama onun dışında e, psikolojik esnekliği sağlamayı öğrenebilen ki genelde ben her zaman hayatımda kendime göre nacizane çektiğim videolarda insanlara faydalı olsun diye bir mecrada verdiğim videolarda diğer şeylerde her zaman arka taraflarda insanlardaki o psikolojik esnekliği sağlamaya yönelik olabilen aldığım eğitimler doğrultusunda vermeye çalışıyorum. O nırın altına yazılan yorumları gördüm ama öyle mutlu oluyorum ki. Örneğin sabah 5'te birisi belki siz beni tanımıyorsunuz ama diyor şimdi uçağa bindim Beni tanımıyorsunuz ama şu an bunu yaptınız sizin için şöyle olsun e, ne bileyim dualar diğer her şey bunlar çok mutlu edici şeyler tabii hı hı. ki mesleki açıdan da insan olarak her şeyden önce Bunlar video ile bile sağlanabiliyor. O yüzden bizlerin bu psikolojik esnekliği insanlara da modelliyor olan meslek gruplarıyız. Hı hı. O yüzden de bunu iyi yapmamız lazım. Çünkü hobi yapmıyoruz ya. Genelde biz bir gerçekten icraat yapıyoruz. İnsan acısına dokunuyoruz. Bir hobi yapmıyoruz. O yüzden şu falan böyle bir şey iki kelime konuşmak değil de böyle videolar, böyle konuşmalar, böyle görüşmeler insanlara çok daha faydalı olabiliyor. Psikolojik esneklik ulaşabiliyor. Ee, keşke imkan olsa elimden geldiği kadar yapıyorum. Psikolojik esnekliği şu insanlara verebilecek meslektaşlarım en azından faydam oluyor. İnsanlara olabildiği kadarıyla oluyor kendi yerimde. Ee, bunu verebilsek o sayıyı artırmaya çalışıyoruz. Şu an 400'e yakın öğrencimiz oldu. 400 öğrencimiz içerisinde de bunlar onlar da aynı şekilde insanlara bunları dağıtabiliyorlar. Doğru bir eğitim vererek doğru insanlara doğru şeyleri verebilmek. Onlar da kendi evlerine gittiğinde bu psikolojik esnekliği ailelerine öğretebilmek, devam edebilmesi. Çünkü bu sadece öğretmeyle değil, modelleme ile öğrenilebilen bir şey. <laughs> Öğretmek dediniz mesela kendinde bir şeyi fark etmek de belki bunu kendine öğretmek oluyor. Sosyal medyada şuna çok görüyorum. Ee, çok fazla böyle kendini bir kalıba sokma. İşte ben şu rahatsızlığı kulübündeyim, şu kümeye aidim. İşte bende anksiyete var, işte ben anksiyete bozukluğuna sahibim. Ya da bende işte depresyon var çünkü işte sosyal medyada şu psikolog bunu anlattı ve bende bu tanımlara çok uyuyor, çok görüyorum. Yani eğitim almamış kişiler bile zaman zaman psikolojik e, rahatsızlıkların tanılarını koyabilecek seviyede açıklamalar yapabiliyor. Ve insanlar bunu e, bir... Kalıba sokmaya, kendini o etikete ait hissetmeye o kadar meyilli ki e, tamam diyor ben buyum. Yani bu bu nasıl önlenebilir? Bu yani burada insan kendini nasıl koruyabilir mesela? Ya buradaki işlev ne acaba diye bakıyorum. Ee, herhalde bir gruba ait olmak. Evet. Muhtemelen olduğu ailede çok fazla ait hissetmemiş kişilerin illa bir şeye ait olabilmekle Hı -hı. alakalı bir ihtiyacını karşılıyor diye düşünüyorum. Örneğin bana bir like vermedi diye birbirine küsen insanların da genelde ait olmakla ilgili ciddi sorunları olduğunu da düşünüyorum. Ama bu bir hastalık değil. Bu... Geçmiş hayatta yaşadığımız hiçbir şey bizim kaderimiz olamaz. Çünkü biz onlardan çok daha büyüğüz. Bu tip stigmalar bu tip etiketleri ilk bana başta kim olduğumu sorduğunuzda ben bir stigma saymak istemedim. Hı hı. Ben daha çok değer girmek istedim anlatırken. Bir şeyi modelleyebilirim diye. Ee, burada da bir anksiyeteliyim, panik ataklıyım ya da ben narsistim, ben obsesifim. Bakın imek ile bitiyor hepsi fark ediyor musunuz? İmek ne demek biliyor musunuz? İmek'i öyle bir büyülü bir anlamı var ki bir bütün olmak demek. Bir olmak, kaynaşmak demek. İngilizce'de I am, am eki. Fransızca'da is diye böyle bir apostrofesten Hı -hı. sonra gelen bir ek var. Çok da bilgim yok o konuda ama çoğu dilde olan bir şeyden bahsediyoruz. Ve ortak bir olay. Türkçeden gidersek narsistim, obsesifim, e, mükemmelliyetçiyim, imle bitiyorsa siz sadece osunuz demektir. Hayır. Bakın ben kendimi size nasıl tanıtayım? Ben iki çocuk baba, iki çocuk babası olmayı deneyimleyen, bir eş olmayı deneyimleyen, psikiyatrist olmayı deneyimleyen, bir terapist olmayı deneyimleyen, insan olmayı deneyimleyen, şu an TRT'de bir podcast çekimini deneyimine deneyimleyen, çok sayıda deneyimleyen bir insanım. Ve ben bunların hepsini kim deneyimliyor diye soracak olsam ona o zaman vereceğiniz cevap ben olur. İşte o benim. Ben deneyimlediğim değilim. Ben deneyimlediklerimi sahip olanım. O deneyimlediklerimden çok daha büyüğüm. İnsanlara bir deneyimin bu şekilde bir etiketle birleştirilerek söylenmesi bugün rahatsızlıkların ana sebebidir. Biz buna kavramsallaşmış benlik deriz. Ve bu benlik içerisine sokulan insanlar hayatlarını dar bir perspektifte geçirirler. Biz o insanlara yararlı olmuyor, zararlı oluyoruz. Etiketler değiliz. Biz o etiketlerin üzerimize yapıştırılan bedene sahip olanız. Ben çok büyük bir kavram. Ve ben demek kendi hayat değerlerinde de temas edebilmektir. Eğer ben bir etiket olarak kendimi görürsem, o zaman o etiketin dediği sınıfın içerisinde kalırım. Çünkü ben eğer obsesifsem, ben o zaman Temizlik dışında ya da taktığım şey dışında bir şey yapabilme gibi bir yeteneğim olmayan bir insanım gibi gelmeye başlar. Hı hı. Alakası yok. Senin kalbinde bunu yaşamak yok ki. Sen kaderin değil ki bu. Çünkü sen bu dünyaya bunu yaşamak için gelmedin. Sen bu dünyaya çok sayıda değerinle temas edebilmek için geldin. Hı hı. Ben dediğim şey hayatta çok değerimizle temas edebilmek demektir. Bir etiketin altına koyuyor olmak. Bugün tanılar kaldırılıyor. Bugün DSM kaldırılıyor. Dünyanın geldiği nokta bu şu an. Bununla ilgili bir bilim kurulunda da yani gerçekten görevim var. Çok büyük bir onur ülkem için. Hiçbir yerde bunu söylemem. Belki ilk kez de burada söylüyorum. <laughs> ee, yani dünyada belki de olan bu şeyde 10 kişi içerisinde fikri sorulan bir kişiyiz toplantılarda dünyada. Ee, artık gerçekten tanılar kaldırılıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz tanılardan daha öteyiz tanılar bizi belirlemez. Beş tane tanının dört tanesini karşılıyorsan depresyon var. E birini karşılamıyorsun. Peki ya adam o birini karşılamadığı yerden hayatına Allah korusun gazetenin üçüncü sayfa haberlerine ulaşıyorsa hı, hı. İlla bir hastalık ya da bir rahatsızlık ya da bir insanın hayatta bir probleme müdahale edebilmemiz için illa tanı kitaplarının söylediği tanılarına mı sahip olması lazım? Bir insana yüzde 61 o tanıları karşılamadığında da biz gerçekten yardım edilmesi lazım diyoruz. Hı -hı. Bunu neye göre diyoruz? Neye göre biliyor musunuz? Kalbimize göre ya. Bir terapistin kalbi karşıya yardım edebilmekle bağlaşması lazım. Hı -hı. Bu da bizim insan olmamız. Değerlerle temas etmemiz lazım. Bu bizim pragmatik gerçeğimiz dediğimiz Hı -hı. Yani olarak. muhtemelen orada yani benim düşündüğüm şey şu kendini bir gruba ait hissederek yaptığı davranışların belki rahatsız edici davranışları meşrulaştırmak ve o anlamda kendini rahat hissedebilmek bir güvenli alan oluşturabilmek belki bilmiyorum bu da bu da bir yorum yani bu belki peki sizce danışanlar manipüle edebilir mi? Bu anlamda mesela kendilerinde e, dediniz ya mesela altı tane e, belirti var ama biri yok mesela ve onu görüyor. Diyor ki e, işte ben hayır bunun olduğunu düşünüyorum. E, Psikiyatristini, psikoloğunu manipüle edip mesela yanlış tanıya sebep olabilir mi? Ee, puf, yanlış tanıya sebep olabilir mi? Ee, yapabilir ama genelde işlevsel bir açıdan bakıyorsa terapist... ...sadece tanı kriterleri açısından bakıyorsa çok güzel bir konuya değindiniz. Tanı kriterleri açısından bakıyorsa o tanı kriterlerini karşılayarak karşınıza gelmiş... ...onlar da çok güzel oynuyorsa yanlış yere gidebilirsiniz. Evet. Ama bir işlevsel açıdan bakan bir bağlamsalcı bir terapistseniz ki benim işim bu... ...ben anlatılanların kelimelerinde değil kelimelerin arkasında... ...o kelimeleri ne amaç için kullandığını araştıran bir terapistim. Dolayısıyla o amaçları... Kendi hayat değerlerine temas etmediğini anladığımda da müdahale etmem gerektiğini bilen bir terapistim. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama e, inşallah ulaşıyordur. Şu, dil, etiket, kelime değil. Arkasında onun ne amaç için kullanıldığını araştırıp bir detektif gibi... Onları sorular sorarken bir taraftan onu esnekliğe doğru gidecek müdahaleleri yapabilmeyi ve o insanı layık olduğu hayata getirebilmeyi amaçlarım. Bana örtüşmeyen ve garip gelen her şeyi sorabilirim. Aynen bir dedektif gibi. Ama orada olmanız lazım. Kalbinizi, zihninizi ortaya koymanız lazım. Terapist için etiket ve tınıların karşılayıp da bittiği yerde vereceğiniz ilacı da biliyorsanız ki çok kolay, çok sıkıcı. Çok sıkıcı olur şahsen ya. Akşama kadar danışan görmek. İnanın ben boğulurum. Ama benim en büyük keyif aldığım şey her gelen danışanımın hayatında tıkandığı yeri bulurken bu tıkanıklıkları açabilmek için yaptığım müdahaleler ve hep meraklı olmak. Merak ve araştırmacı olmak. Bu çok zevkli. Ben böyle bir terapist, böyle bir insan olmak istiyorum. Böyle yardım etmek istiyorum. O yüzden de hep terapilerimi ve eğitimlerimi bu yönde geliştirmeye çalıştım. Harika. Peki son olarak bir şey daha soracağım. Ee, şu anda Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki problem problem üstüne sürekli bir şeyler yaşanıyor, hızlı, hayatlar çok hızlı, e, dikkatimiz giderek azalıyor belki de ve bu yüzden de kendimize acaba ben şu muyum bu muyum diye yine düşünmelere başlıyoruz ama. Ee, özellikle kaygı bozukluğunun yani ben de kendi etrafımdaki insanlara da baktığımda gerçekten çok çok yüksek seviyede olduğunu görüyorum. Peki her kaygı bozukluğu yaşayan ya da her böyle işte ne bileyim bir hafta evden çıkasım yok herhalde depresyona girdim diyen kişi bir depresyon yaşıyor mudur? Ya da bir anksiyete rahatsızlığın ya da artık sorun değil anksiyete durumundan müzarip midir? Bu, bu kişilere de tanı koymak gerekir mi? Yani insanlar kendilerine bende bir sorun var yani bunu bunu demeye it, itebilir mi gerçekten bu? E şimdi bakın ne kadar siz bile bozukluk düzeltirken ne kadar zorlanıyorsunuz fark ediyor musunuz? Evet. Bozukluk demiyor olmak ne kadar zor? Bozukluk demek ne kadar kolay geliyor evet. değil mi? Öyle alıştık çünkü maalesef sizin hiç hatanız yok bunda. Ee, meslek olarak bizler çok iyi şeyler modellememiz lazım. Evet doğru anksiyete bozukluk değil. Anksiyete bir alarm kendi evinizde hırsızlığın olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, suçun olduğu bir bölgede yaşıyorsanız Bir alarm taktırırsınız. Geceleyin bu alarm öterse ve bir anda gece uykunuzdan büyük bir ses uyanırsanız kalbiniz nasıl çarpar? Hızlı çarpar. Ağzınız nasıl olur? Kurur. Eliniz nasıl olur? Titrer. Değil mi? Hı hı. Panik olursunuz. O ana odaklanamazsınız, doğru mu? Bunların hepsi işte anksiyete. Alarmın çalması sırasında yaşadığımız şeyler. Peki alarm niye çalar? Alarm bir tehlike olduğunda çalar. Tehlike nedir? Hırsız girdi demektir. Peki ya alarm yanlış çalıyorsa? O zaman ne olacak? Biz yine bozukluk mu diyeceğiz? Peki daha beterini söyleyeyim size. Böyle bir hırsızlık bölgesinde siz geceleri çok rahatsız oluyorum ve geceliğin çalarsa çok korkarım. O yüzden şunun fişini çekip kapatayım alarmı diye yatar mısınız? Hayır. O zaman gördünüz mü? Alarm anksiyete eşittir hastalık değil. Yararlı bir şey. Bir tehlike varsa çalan alarm demek. Niye bozukluk oluyor? bozuk olan yegane şey anksiyeteyle kurduğumuz ilişki bozuk. Kaçtığınız zaman, sığındığınız zaman, birlerine güvendiğiniz zaman yaşıyor olmanızdır bozuk olan şey. Yani davranışınız. Yani bence kimse bozuk değil. Davranışlarımız bozuk. Ne şükür ki davranışlarımız değişebiliyor. İşte biz bunu öğretmek istiyoruz. Ama bir şeye bozuk derseniz o şeyi atarsınız. O şeye bozuk diyorsanız o şey hatalıdır. Eğer o bozuksa tamir edilecek. Yani bozuk ya. Bozuk kelimesini almak ister misiniz? Ben anılmak istemem. Kimse istemez. Eğer bir insan bozuk kelimesiyle anılmayı istiyorsa deminki sorunun cevabını da tekrar verip O insan için çok üzülürüm. Çünkü o insan bozukluğu dışında bu hayatta var edebildiği bir şey bulamıyor demektir. Ben o insana bu konuda da yardımcı olurum. Gördüğünüz gibi bozuk olan şey anksiyetinin kendisi değil. Anksiyeteden kurtulmak için yaptığınız davranışlar neticesinde ya uçak düşerse diye bir düşünce yüzünden esasında o belirsizliğe tahammülünüz olmayan bir evde yaşayıp belirsizlik olduğunda kontrol etmek ve kaçmak dışında bir de davranış paternini geliştiremediğiniz bir insan olarak uçağa bindiğinizde ve uçak ya düşerse dediğinde kontrol sizde olmayıp kaçabilecek bir tane yeriniz olmadığı içindir uçak korkusu. Araba korkusu yok. Sağda dur inebilirim der. Esasında o uçak korkusu değil ki o kontrol edememek, belirsizliğe tahammül edememek ve kaçamamak bozukluğu. Bakın bu da ben bugün tanımlayayım size bu bozukluğu. Bu bozukluk nedir biliyor musunuz? Anksiyete bozukluğu dediğiniz şeyin içerisindeki ortak davranışlardır. O zaman biz anksiyete bozukluğunu değil, insanları nasıl belirsizliği nasıl kontrol etmemeyi, nasıl yerine göre kaçıp yerine göre kaçmamayı öğretebiliyor olmamız lazım. Terapi budur. Benim düşüncem bu. Yani aslında oradaki korkunun yarattığı davranışı çözümleyerek kesinlikle ki işlevsiz davranışı işlevli hale getirdiğinizde bu insanlar hayatta yaşamaya hakları var bu insanlara biz anksiyete bozukluğu deyip bir ilaca mahkum ettiğimizde sadece alarmı kesiyoruz tehlikeye de açık oluyorlar ruh gibi kesiyorlar yani o yeşil reçeteli ilaçlar farklı şekildeki alışlar hı hı. neler neler yani inanılır gibi değil İnanın. ben kendim hiçbir şekilde burada konuşmuş bir laf değil. Yani aldım eğitim lütfen kimse yanlış anlamasın ne olur bu bir ego değil. Belki çok büyük bir emek var arkada. Ve kendi evet. odamda görmüş olduğum danışanlarımda hatta videolarda bile çoğu insanın duasını aldığımız ve kendi üzerimde terapi görerek tıkandığım her danışanda faydasını gördüğüm kendi üzerimde ve bir taraftan da bunları danışanlarım uygularken tıkandığım yerlerde öğrenerek onları uygulayıp nerelere geldiğini görerek neredeyse ilaç kullanmamayı hayatımda anksiyete de bir psikiyatrist olarak ilaç kullanmıyorum neredeyse. Ve %90'ların üzerinde o insanların hayatlarına bir daha tekrar etmemek üzere kavuşturabiliyoruz. Yani siz çocuğunuz bir örnek, çok dürüst bir iş adamı yurt dışında okuyan bir kızının kep töreni var. Ve bu törene gitmek istiyor. Ama gidemiyor. Kız ne olur baba tüm babalar geliyor. Lütfen senin de olmanı çok istiyorum dediğinde kızım çok önemli bir işim var. İnan bu geleceğimiz için. Çok isterim deyip bu sıkıntıdan kurtuluyor. Telefonu kapattıktan en fazla 4 saniye sonra adam ağlamaya başlıyor. Sebep şu ki kızını yalnız bıraktı. Çünkü niye biliyor musunuz? Kritize eden, zihni onu eleştirmeye başlıyor. Yani siz acıdan kurtuldunuz, kapattınız, bahane buldunuz ve kaçtınız. Hı hı. Şu kafa tırsınızın içindeki sizi rahat bırakacak mı? Asla. Ha, o düşman değil bu arada. Onu birilerinden öğrenmişiz esasında. O insan, o varlık, zihnimiz ya sen de dürüst diye geçirirsin ama kızına bir de yalan söyledin diyor. Şimdi bak sana bir resim göstereyim diyor. Gelecekte tüm anne babalar birbirine sarılıyorlar. Senin kızın da resmini göstereyim diyor. Bak yalnız bir köşede bakıyor adam ağlamaya başlıyor. Bu ne? Şimdi bakın acı. Bir elimde acı var, öbür elimde ızdırap var. Bana sorarsanız, e, acıdan kaçmak için ızdıraba tutuluyoruz. Yani biz acıdan kaçarken ızdırapla hayat yaşıyoruz. Ben kimsenin ızdırapla hayat yaşamasını istemiyorum. Acı o acıya temas edip ızdıraplı bir hayat yaşamamak için olan bir fırsattır. O fırsatla doğru ilişkiyi kurmayı öğrenen kişi her acısında aynı ilişki tarzlarını kullanabilmeyi öğrendiğinde hayatını ızdıraplı değil değerlerine layık olduğu şekilde yaşar. Bizim hep demek istediğimiz bu. Ağzında sağlık. Gerçekten çok bilgilendirici, düşündürücü bir yandan eleştirici kendi içimde. Kendime evet, de, sohbette. kendime de. Zihnim beni de eleştiriyor. <laughs> Ama ben sevgili zihnime teşekkür ediyorum. Çünkü onuz, hepimiz onlardan büyüyüz, zihinden büyüyüz. Onlar bizim bir parça. Bizim zihinleri olan varlığı, zihnin kendisi olan varlıklar değiliz. Bakın bunu lütfen bilelim. Ve o yüzden de ee, bazen bizi uyarıyor, ona şefkat gerekiyor ee, ama yönümüzü biz davranışlarımızda bulabiliriz. İlerideki rehberimizde bu hayatta olma değerlerimiz, hedeflerimiz değil. Hedefler gelip geçici, değerler, değerler kalıcı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Azınıza teşekkür sağlık, ederim. Iyi iyi sağ olun, geldiniz. çok mersi. Sağ olun efendim, çok mersi. Citizen Talks'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.